Aşağıdaki göreli frekans tablosunda bir kişinin uyumadan önce bilgisayar başında kaç saat geçirdiği ile kaç saat uyuduğu arasındaki ilişki verilmiştir. Bilgisayar kullanımı için her katılımcı minimum, orta ve aşırı seviye olarak sınıflandırılmıştır. Şimdi hemen frekans tablosuna bakalım. Evet işte burada. Bunlar bilgisayar kullanımının kategorileri: minimum, orta ve aşırı uyumadan önceki kullanımı bu şekilde kategoriye ayırmışlar. Burada da uyku miktarını gösteren 3 kategori var. 5 ya da daha az, 5 ile 7 arası veya 7'den daha fazla. Güzel. Şimdi de bizden ne istediklerine bakalım. Bu çalışmada bilgisayar kullanımı orta seviyede olan, 5 ile 7 saat arası uyuyan 17 katılımcı olduğunu varsayın. Yine aşağı iniyorum. Orta ve 5 ile 7 arası. Bu kategoride 17 kişi varmış. Aynı tabloyu karalama ekranına kopyalamıştım. Oraya geçiyorum ve bu kategoriyi 17 kişi olarak buraya işaretliyorum. İşte burası 17. Tamam. Buraya yazalım 17 kişi. Pekala. Şimdi soru nedir? Bilgisayar kullanımı aşırı seviyede olan ve 5 ile 7 saat arası uyuyan katılımcı sayısı kaçtır? Şimdi en yakın tam sayıya yuvarlamamız gerekiyor bunu. Aşırı ve 5 ile 7 arası. Karalama ekranına geri dönelim. Evet, bu kategoride kaç kişi olduğunu soruyorlar bu kategoride. Evet, bakalım bir düşünelim. Şimdi burada 17 kişi olduğunu biliyoruz ve burada kaç kişi olduğunu arıyoruz. 17'nin satır toplamının %34 olduğu verilmiş. Yani orta seviyede bilgisayar kullananların %34'ü 17'ymiş. Bunu bulduk. Orta seviyede bilgisayar kullananların %34'ü 17 ediyor. Ya da 17, 5 ile 7 saat arasında uyuyan insanların %30'udur. Ya da bu son son gösterim 17. Bu çalışmaya katılan herkesin %10'udur. O halde önce toplam kaç kişi varmış bir onu bulalım. Toplamın %10'u 17 olduğuna göre toplam iki tarafı da %10'a bölersek yani 17 bölü 0,1 170, 170'i bulmuş oluruz. Harika. Demek ki neymiş? Toplam 170 kişi varmış ve bu 170 kişinin %11,7'si aşırı bilgisayar kullanıp 5 ile 7 saat arasında uyuyan insanlardan oluşuyormuş. Tekrar ediyorum bunu. Bilgisayar kullanımı aşırı seviyede olan ve 5 ile 7 saat arası uyuyan katılımcı sayısı 170'in %11,7'sidir. Soru ekranına hesap makinesi olduğu için soru ekranına geçmek istiyorum. %11, 7, 0 %11,7 0,117'ye eşittir. 170 çarpı 0,117 yaptığımızda da e, sonuç ne oluyor bakalım. Evet 19,89 ediyor. Sonuç bu. En yakın tam sayıya yuvarlayacağımız için de ne oluyor yani cevap? 20. 20 kişi. Sonra tablo minimum seviyede bilgisayar kullanımı ile 7 saat ve daha fazla uyku arasında ilişki olduğuna dair kanıt içeriyor mu? Bize bu sorulmuş. O zaman tabloyu açalım. Minimum seviyede bilgisayar kullanımı ile 7 saat ya da daha fazla uyku arasındaki ilişkiye bakalım. Şu anda 7 saat ya da daha fazla uyuyan, minimum seviyede bilgisayar kullanan katılımcılara bakıyorum. Minimum seviyede bilgisayar kullananların %51,1'i 7 saat ya da daha fazla uyuyormuş. 7 saat ya da daha fazla uyuyanların %55'i minimum seviyede bilgisayar kullanıyormuş. Ya da tüm katılımcıların %18,3'ü minimum seviyede bilgisayar kullanıp 7 saat ya da daha fazla uyuyormuş. Evet, şimdi buraya kadar tamam. Seçeneklere bakmadan bakalım burada bir ilişki var mı yok mu? Minimum seviyede bilgisayar kullananlara baktığımızda küçük bir yüzdenin sadece %16,3'ünün 5 saatten az uyuduğunu görüyoruz. Bundan daha yüksek bir yüzde 5 ila 7 saat arası uyuyor ve %51 yani en yüksek orandaki yüzde de 7 saat ya da daha fazla uyuyor. Kısacası Minimum seviyede bilgisayar kullananlar için dağılım ağırlıklı olarak 7 saat ve daha fazla uykuda olduğunu söyleyebiliriz. 7 saat ve daha fazla uyku şeklinde olduğunu yani dağılımın daha düzgün ifade ediyorum özür dilerim. Evet, aşırı kullanımı olanlara baktığımızda ise bunun tam tersi bir trend gözlemliyoruz. Bunların %47,6'sı 5 saatten az, %33,33'ü 5 ile 7 saat arası ve %19,1'i de 7 saat ve daha fazla uyuyor. Yani orta seviyedeki kullanıcılar da ikisinin arasında bir yerlerde yer alıyor burada gördüğümüze göre. Demek ki satırlara tek tek baktığımızda ne görüyoruz? Bilgisayar kullanımı azaldıkça uyunan saat sayısı artıyor ve kullanım arttıkça da uyuyan saat sayısı azalıyor. Uyunan saat sayısı azalıyor bunu görebiliyoruz. Sütunlara bakarsak hatta özellikle 7 saat ya da daha fazla uyuyanların sütununa bu kişilerin çoğunluğunun minimum seviyede bilgisayar kullandığını görebiliriz. Ve sadece 3 kategori olduğu için %55'lik bir yüzde bize bu kişilerin 7 saat ya da daha fazla uyuyanlar arasında orantısız olarak temsil edildiğini gösterir. Bu kategorideki aşırı kullanıcılar sadece %20. Kısacası Ortada bir ilişki var gibi gözüküyor. Şimdi sıra seçeneklerde. Tablo minimum seviyede bilgisayar kullanımı ile 7 saat ve daha fazla uyku arasında ilişki olduğuna dair kanıt içeriyor mu? Evet, içeriyor. Çünkü katılımcıların %35,1'inin bilgisayar kullanımını aşırı %29,1'inin de bilgisayar kullanımını orta seviyede olarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evet, bu kısmi olarak doğru ama bu seçeneğin ikinci kısmı, yani birinci kısmı doğru ama ikinci kısmı iddiayı çok da fazla desteklemiyor. Aşırı ve orta seviyedeki bilgisayar kullanıcıları hakkında rastgele bilgiler veriyor tablo. İkinci seçeneğe bakarsak hayır çünkü toplam sütun yüzdeleri eşit. Cevabın evet olması gerektiğini biliyoruz. Onun için bu seçenekte öne sürülen şeyin doğru bile olmadığını düşünüyorum. Toplam sütun yüzdelerinin eşit olmadığını biliyoruz. Bakın 7 saat ya da daha fazla uyuyanlar arasında değişik yüzdeler var. Neymiş bunlar? 55, 25 ve 20. Dolayısıyla bu seçeneği eliyorum. Evet çünkü minimum seviyede bilgisayar kullananların %51,1'i 7 saatten fazla uyurken bütün bilgisayar kullanıcılarının %33,3'ü 7 saatten fazla uyuyor. Bu olabilir. Neden? Bakın. Minimum bilgisayar kullananların %51,1'i 7 saat ya da daha fazla uyurken bütün kullanıcıların sadece %33,3'ü 7 saat ya da daha fazla uyuyormuş. Evet, bu oldukça mantıklı. Ve o yüzden bunu işaretliyorum. Evet sıradaki hayır çünkü aşırı seviyede bilgisayar kullanıp da 5-7 saat uyuyanların yüzdesiyle orta seviyede bilgisayar kullanıp da 5-7 saat uyuyanların yüzdesi aynıdır. Cevabın evet olacağını az önce söylemiştim. Hatta bu seçenek sorulan soruyla çok da alakalı değil geçiyorum. Çünkü 7 saat ya da daha fazla uyuyanların %55'i minimum seviyede bilgisayar kullanıyor ve minimum seviyede bilgisayar kullananlar tüm kullanıcıların %35,8'idir. Bu da oldukça iyi bir seçenek. Birden fazla seçenek işaretleyebileceğim için bunu da işaretliyorum. Burada 7 saat ya da daha fazla uyuyan minimum seviyede bilgisayar kullananların yüzdesinin Yine 7 saat ya da daha fazla uyuyan tüm katılımcıların yüzdesinden daha yüksek olduğunu görmüştük. Buradaysa tüm katılımcıların sadece %35'i minimum seviyede bilgisayar kullanırken 7 saat ya da daha fazla uyuyan insanların hepsine bakıp bunların %55'inin minimum seviyede bilgisayar kullandığını gördük. Evet, o yüzden iki seçeneği de işaretliyorum. Cevabı kontrol edelim. Doğru. Aferin bize.